bir sıkıntı yaşıyor. Eğer onunla konuşmasa, o sıkıntı sebeplerini karşılıklı böyle müzakere etmezse, bu sefer onun hakkında niye böyle baktı, niye işte benimle alakadar olmadı, acaba bana kızdı mı, acaba böyle zanlar katlanıyor. Öyle bir vaziyete geliyor ki artık daha hiç yaklaşamayacak. Hatta bu küskünlüğe belki yıllarca konuşmamaya kadar gidiyor. Mesela bir şeyde geldiler ya, öyleyin. Sema, bu biz aramızda kalacak, bu yayın değil. Onun için rahatım yani, bu sohbet ortam, ders değil. Ama hatırı olsun, hakikaten yayın. Şöyle bir şey, mesela birisi geldi, öğlen geldi ya, tam benden bir sene uzak durdu. Şaşırdı, nasıl gelmiş? Nasıl geldi? Evet. O Almancı vasıtasıyla geldi, o beni götür demiş, bilemiyorum. Peki neymiş biliyor musun? Dedim ki, niye uzaksın derslerden benden? Açık konuşayım mı dedi. Tabii ki konuşman için sordum. Şundan dedi, güldüm. Hiç de haberim yok. Şimdi 3 tane tekerleme yapmış. Bu adam, bu insan bana şöyle davranıyor. Bak, üçgene bak, şuradaki üçgen gibi. Şu insan bana olmayan bir şeyi yaptı. Tamam, bu kendisi. Bu bana olmayan şeyi, beklemediğim şeyi bu bana yaptı ama bu en akıl hocası kim Hasan? Mutlaka Hasan bunu söylemişti. Bana hiç sormadan bana tavır koydu. Nasıl o? Tenderde nereye intikal etmiş ya? Mesela ben onu üçgen kanunu yapıyorum. Bak şeyde de kullanabiliriz onu. Nasıl yaparsanız yapın, tamam mı, şu üçgen? Şunu yap. Şöyle yap. Efendim şöyle yap. Ne yaparsa yap üçgenin. Üçgenin bu muhabbetin şeyini söylüyorum. Üçgenin bu iç açıları var, tamam mı, şunlar. Şunlara iç açı deniliyor. Ben muhabbette kullanıyorum. Bu iç açılarının toplamı ne kadardır? 180 derecedir, tamam mı? Şimdi o muhabbette yapıyorum. Şimdi dostumun dostu dost ise o bana dosttur. Dostumun dostu. Şimdi CHP'yi koy buraya. CHP'yi kaldırırsanız neyin doğru olduğu belli değil. İki de bir haberlere göre değişir doğruluk. Yani etkilenmene göre birisi çok güzel konuşur. Etkilenirsin. Ama bunu çiviç gibi çakarsan buradaki gibi. Ha, bunun karşısında olan, karabalık olan, fazilete kemalat değil, bu bize zıt, azam işler. Şimdi bunu tutarsan bir tane sabit, kolay olur bak. Dostumun düşmanı. Mesela Abdurrahman benim dostumdur. Onun da düşmanı düşmanına. Otomatik bana nedir? Düşmandır bak. Mesela şu açıların toplamı, diyelim ki bir açı 60, artı ötekisi 70, kaçtır? 130. Ne kadar? Nasıl 130 olur? 70, 60 ne yapar? Ha yok yani bu kaçtır? Mesela şu 60 diyelim, şu da 70, bu kaçtır? 50. Değil mi? Ha, gibi yani, tamam. Şimdi şeyde de öyle yapıyoruz. Mesela diyelim ki ben cemaat, burculuk, CHP, iki tane bulundu mu tamam, üçüncüsü kesindir. Kesin yani. Mesela Uvvet'te kullanalım. Ben layıkaları nazara veriyorum, Risale'ni anlatıyorum. Bir sürü de kusurum var. İlmi bir şeyler mesela, bunun gibi şeylere şöyle diyorum. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Bir daha. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. Ama yanlıştır, tamam, doğrusu yok. O zaman bu tahriptir. Çünkü böyle buluna, çünkü vahiy yok ki bizde şey yapalım. Ustad bile Utbe-i Şami'yi tavsiye etmiş. Müceditlikten önce şey yapmış.
Eski eserini tahsiye etmiş. Sonra işaret icazı öyle diyor. Yeni sahip diyor onu tahsiye edince diyor kusur göremedi diyor. Yeni sahip. Eski sahibin yaptı. Şimdi bizi vahiy yok konuda böyle. Ustad da sadık ki doğrudur yanlıştır. O zaman nedir? Sen de araştır. Abi burası böyle değil mi? Mesela şu ortadaki şey benim değildir yani şu. Onun Yasin'in abi böyle değil dedi. Çünkü diyor Adem'den vücuda çıkartan biz vehim koyduk. Hani hayır dedi. Adem'den vücuda çıkan elim, emir ilimdir. Öyle Risale'de. İmam Mubin. İlim ve emir. Mazi ve müstakbel. Mesela bunlar şey yaptı. Ne yaptık biz? Hemen patlayı gördük. Ben insaf odur ki. Gördün doğruyu. Patlayı vazgeç. Mesela biraz önce Mehmet ne dedi? Hiç beklemedik bir adam değil mi mesela? Yani bu konu da beklemedik bir adam. Yani bu konu yani yoksa beklemedik değil. Bu konuya aşına değil. Ha, buraya nefis yazmıştı. Abi olmaz dedi. Nefis insan manasına kullanılıyor. Onun içeriği nedir? Nefse emmare. Çünkü nefiste mutmaini var, mülhime var, raziye var, natıka var, bir sürü şey var. Yani nefsi emmareni suizan edersen sıyrılırsın. Nazar musamayla bakarsan yanlış şansın yok. Şimdi üçgenin üç açılarını toplamın. CHP'si geçsin mi abi? Kesin. Rejim. İslam düşmanı. Hilafeti kaldıran. Ezanları değiştiren. Camileri yıkıp ahır yapan. Vesaire artık demeye gerek yok Lozan. Bunu koydun mu abi oraya? Nurculukla burada mı? Biz onun karşıtı mıyız? Şimdi bunu bulacağız. Bu kim? Tamam bak. Bunu buldum. Bu belli mi? Bu da belli. Bunu bulmak çok kolay. Tamam. Nedir onun matematikte? Şöyle yaparlar. Tamam mı? Bak matematikte şöyle yaparlar. 60 artı 70 artı x eşittir 180. Toplam ya. Ne yaptı? 130 artı x eşittir 180. O zaman x eşittir 50. Hani böyle. Şimdi CHP koydun mu? Huzurluk da burada mı? Kim buna dost ise o bizim düşmanımızdır. Kim buna düşman ise o bizim safımızdadır, yanımızdadır. Bu kadar kolay. Kullanılıyor hayat içtimaiyede de bu geniş dairelerde bu metot. Diyor ki bak sen oraya destek vermekle buna yardım etmiş oluyorsun. Mesela yapma, etme, eyleme bak. Hani tevil ediyor. Buraya destek vermiş oluyorsun diyor. Bu sefer onu zor duruma düşürüyor. Ya var ya. Diyorsun ya sen bak şuraya destek vermekle şuraya da destek vermiş oluyorsun. Şimdi yani umumette de mesela şu zaman veya bu diyelim ki bak bir sene benden uzak. Bir anlat. Ne için benden uzaksın? Böyle böyle değil misin dedi. Sen ona böyle böyle akıl vermedin mi? Yok. Öyle mi ya dedi. Bir renk mi değişti? Yok. Ondan sonra o peşin şey Mehmet'in orada oturuyor. Yani ama buraya da oturmuyor. Buraya oturuyor. O gergin masa saati var ya böyle kurarsınız zembereyi. İyice sıkışmış ama boşluk yok ki patlasın. Ben onun zembereğini açtım patladı. Böyle de yapmadın mı dedi. Buna böyle şey yaptım haberim yok. Kurgulamış. Bu benim dostumdu. Bu bana şöyle davranıyor. Bunun akıl hocası da çoğunlukta Hasan abiye soruyor. O zaman bana davranışını oradan öğrenmiştir. Lan bir sürü kocası var bunun ya. Televizyon bir koca, hoca. Cemiyet hayatı, komşuluk, komşuları, eş ve dostu, örfü, ananesi, kültürü, geçmişi, sana karşı daha önceki kendi nefreti. Kendin beni oturt de bana faturayı. Ona fatura kesmiş, hiç haberim yok. Peki, bu insan işte. Mesela Kur'an'da da öyle diyor. Size bir fasık diyor, size haber getirdiği zaman diyor. Onu şey yapmadan diyor, tahkik etmeden karar vermeyin diyor. Sen ders yapmıştın ya, dersten sonra birisi seni arıyor. Dedi ki ya bana niye özellikle beni tercih etti, benim üzerime ders yapıyorsun dedi sana. Herkes az çok yaşamıştır ya. Çok. Mesela ders yaparken, ha böyle kafayı çeviriyorum.
Değil mi yani? Derken bana bakarak niye o laf dedin, o kelimeyi? Oradan yakalayabiliyor musun? Bak, mesela aynen işte bak o eli ama yanlış oluyor işte yani. Nereye baktım şu anda? Var. Müslüman abi niye baktın? Ben öyle denk geldi. Tamam beşer zulmeder, kendine şey çıkar. İşte böyle ne güzel Kur'an, ne güzel demiş yani. Demiş ki onun dedi şeyini yap. Gidin sorun, tahkik edin, araştırın. Tamam, ondan sonra karar ver. Ne güzel demiş. Ders yok ya. Bu bir ders yok. Senin zan için yapın değil mi? Oysa hazır mesela, arkası da dolu. Mesela bu nereden geliyor? Mesela varsa, Yasin hangisi? Yapamıyoruz aslında, bak gelmişler şeyse zaten. Ufak ufak oğlum. Peki Yasin sen hangisini şey dedin? Şurayı. Belki ben o zaman başlayayım. O zaman tamam, biraz şey yap. Hani ben sohbet edelim, son günümüz ya. Abi son günümüz, son günümüz deyip durma ya. Dönce rahat, Allah nasıl ölürsen böyle diyor. Yani yok, vakıflarla senelik toplantımız. Aha. Yarın herkes dağılıyor, onu kastediyorum. Eğer yarın olursa tabii. Peki ben o zaman şey gelmişken, şuradan. O zaman öncekisinden arkadan başlayayım o zaman biraz daha. Ama gene sohbet havası olsun. Kafaya koydum çünkü. Ama hani alır mısın abi? O zaman çorabımı giyeyim çünkü karşımıza öyle çıkmak doğru değildir. Güzel sohbet olacak abi, şuna. Değildir dedik ama. Peki. Kapatıp tekrar açıyorum. Yok yok, niye öyle? Tamam. Hayır hayır olmasın. Hayır hayır. Yok. Çünkü öyle niyetim var. Muhabbet olsun diye. Şahsı makamlar ve üstü zanların ilave ettikleri meziyetler. Çünkü işi bilenlerle de ders yapmak hem keyif veriyor, hem iyidir hem kötüdür. İyi tarafı seni zorlamıyor. Çok güzel oluyor, katkıları var. Kötüdür, yeniler için veya orta seviyede olanlara bir çıkarım olmuyor. Çünkü sorusu olmadığı için, bu zaten belli. Çoğu insanın üstünden geçiyor. Şimdi şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler var. Bak, şahsi makamlar var, hakikaten kendi özel şey var. Bir de bunlara kişinin ilave ettiği şey var. Bizim abi var ya. Tamam. Böyle uçurup kaçırıyor. Mübalağa gibi. He? Mübalağa gibi. Mübalağa gibi. Böyle dağdağlı ve sarsıntılı hallerde yani bunu öyle geçse kardeşim. Kameraya sürekli önden geçer. Tamam olabilir. 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 Bu ne oynadı? Oyun. Demek ki tamam. Şöyle yapayım. Ama size zarar veriyor. Diğer tarafta şey yaparsanız abi, diğer tarafta... Hı, anladım. Tamam. Bunu niye böyle yaptın? Mantığı var mıydı? Herhalde var. Şöyle de yapayım. Böyle dağdağlı ve sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla. Yani hakikaten insan o kadar sahiplenmeye muhtaç ki. Otur. Yani sahiplenmeye, korunmaya, sevilmeye. Ben sevgiye baktım da sevilmek sevmekten çok üstün. Sevmek ihtiyaç ama sevilmek o kadar acayip ki, ben seni seviyorum diyor. O diyor ki ben seni sevmiyorum, intihar et. Peki bak, o makam mahkumiyet ya. Sana bak, onu seviyor. Seviyor. Sevildiğini biliyor mesela. Tamam. Bir de büyük nimetten söyleyeyim böyle, ben hiç psikolojim noktasında. Sen seviliyorsun ama sevildiğini de alametlerini görürsen yerinde duramıyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Cenab-ı Hak bizi seviyor.
Delili nedir? Sevdiği işleri nasıl götürür? Hadis-i kutsi. Bu sen istihdam ediyor. İstihdam ettiğini de görünce insan duramıyor. Duramıyor yani. Sen beşte kalkıp hazırlıyorsun. Şu gördüğün şema tam 3 günlüktür o. Ama bu kadama al 7 ay olacak. Sana çalışa çalışanın şu arkadaki şema en az 3 günlük. Ama nasıl 3 günlük? Hadi esti kafama da aletim. Yani bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Böyle bir hastalık var ki pek Nurcu kardeşlerime vermesini istemem Cenab-ı Hak. Bununla yatıyorum, tamam. Fakat düşünürken daha uyumadın, hatırına geldi dedim. Mümkün değil, kalkacağım, kaydedeceğim onu. Yani biraz da ifrat yani. Yoruyor ya, çok yoruyor. Yani beden şey, yani psikoloji şey yapıyor. Şu gördüğün şey, yani... Aslında 3 günlük değil Hasan abi, bu 30 yıl. 30 yıl. Böyle 3 günde çıkmaz bunlar. Yok, olmaz. 6 ayda çıkmaz bunlar. Çıkmaz. Çünkü biz bakıyoruz, biz 5 gündür katılıyoruz. O bağlantılar, karşılıkları, izahatları, içini doldurmak, Risale-i Nur'la irtibatları, bunlar da ben bakıyorum böyle. Dolu, dolu yani. Evet, mesela şu, tarihsel şey, nerede o? Şu Adem-i Kabul'le Kabul Adem. Korkunç bir şey yani onu oraya koyun. Bir tanesi idealist, Allah'a suizan ediyor ama, idealist suizan. Ötekisi lakayt kalmış yani, ben bu din benim hobim değil dedi bir tanesi bana. Allah ile ara nasıl dedim? Ben dedi, din dedi hobim değil dedi. Hobi gibi yok. Yani başka bir şey, top oynamak, tenis oynamak, hobisiymiş, dinde hobisi yokmuş. Yani şu Adem'in kabul Adem, yani o suizan. Mesela Emre soruyordu, bu üstü zan ifrat mıdır? İfrat değil kardeş. Zanın altı ve üstü, ondan sonra bunun içerisinde ifrat ve tefrit var. Peki her şeyin ifrat ve tefriti zarar demiştin. Peki bunun üstü zanın, bu ifrat, ifrat değil. Bunun içerisinde ifrat var, basat var, tefrit var. Mesela ona geleceğim. Değil ya. Şimdi evet, 30 sene küsür ve o 3. ayın 11'inde başladı. Bugün 10. ayın kaçı? 3'ü. Yani 6 ayı geçmiş. 6.5. Yani inan 2-3 gün uğraştım ve gece uykularım gidiyor. Uykularım beni mesela şu anda bittikten sonra Allah nasip ederse yatacağım ya. Yani. Siz dersten sonra yatacağım. Hani o da kötü yani. Bir meziyet değil ha böyle. Gece bununla yatıp buna kalkmam. Yatakta bu, tuvalette bu, yemekte bu falan yanlış. Ama kurtulamıyorsun. Ha. Şimdi buraya şeydi. Mesela şahsi makamlar var. Bir de kişi bir şey yüklüyor ona. Tamam mı? Tamam, yüklüm ona faydalıdır. Şimdi nereden açıldı? Sevmek var. Ama sevildiğini bilmek ondan daha üstündür. Şimdi ben buna normali görsem, kendim gibi görsem zaten sevemem o kadar. Çünkü ben ondan bana feyiz gelmez. Mesela muhabbet de değil, adavet de bu dersi dinleyen bir insan düşün. Bilgi akımı olur. İlim olmaz. Malumat olur. Malumat olur. Malumat bilgidir. Mesela İmam Gazali diyor ki, 500 sene bir alimi dinlesen, her söylediğini kaydetsen, ben bunu 10-15 sene önce demiş. Sonra baktım WhatsApp'larda çıktı o şey. Dersi dinleyenler yazmış onu. 500 sene alimi dinlesen, her söylediğini ezberlesen, sen okumazsan alim olamazsın. Güzel tespit. Çok ilginç yani. Hani böyle demiyor da oradaki paragrafı ben çıkarttım öyle. Paragrafta şimdi yapıyor. Ama hüsnü zanın getirmiş olduğu şu olmamalı. Onu biraz gevşetir misin abi? Dur bana bırak. Uf. Bak, hüsnü zanın ifratı, sebeplere, şurada şey çıkmamış. Sebeplere tesiri hakiki, yani şeftir, abidir, hocadır, tabiattır, ne olursa olsun, sebeplere tesiri hakiki verirse insan onu ilahlaştırır. Her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandandır.
Tefriti ise, tefriti her şeyin, nefsemmaredendir, vehmidir. Ama bu hüsnü zannın burada nefsemmaresi yok. Vehim yapar yani. Şimdi putlaştırıyor. Evet ben onu seviyorum. Hakikaten hizmet ediyor. Şahsı makamı var. Bir de hüsnü zannı yüklediği şey var diyor. Makamlar var diyor bak. Ama böyle dağdağlı sarsıntır hallerde onları ya bırak kardeşim Ahmet ya sen şimdi Abdurrahman abini o kadar fazla büyütüyorsun ya. Ne gerek var kardeşim? Hı hı. Zaten zor duruyor cemiyette ayakta. Hı. Ne gerek var? Maslahat mıdır yani? Tamam onu yıktın, onun yerine ne koyacaksın? Bu kalkıp iş yerinde şimdi kitap mı okuyacak? Tamam koyduk. Hani ne güzel diyor Hazreti Ali. Çare konulmayan tenkit tahriptir. Çare koymuyorsun, tahrip ediyorsun. Tamam o değil, hangisi? Ha bu. Tamam. Şimdi kırmakla muhabbetleri azalır. Ve meziyet sahibi dahi onların nazarında mevkiyi muhafaza etmek için bunu dün şey yapmıştık, biraz değinmiştik ama tasanruha, tekelüve, sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder yani. Bana öyle bir vaka verdin ki ne yapayım, nasıl ineyim? Çünkü o şartla beni seviyorsun. Mesela Ziyaddin meselesi. Kastamonu'daki. Ustadımızın abisinin şeyhi. Öyle meziyetlerini bana söylüyor ki diyor malumunuz. Beni ona bağlamak için bayağı şey diyor. Ustad ne yapıyor? İndirmiyor. Şeyi manada. Doğru diyor. Bazı meselelerde ben onu izah ederim. Ama diyor. Sen onu hakiki sevmiyorsun diyor. Daha acayip bir şey yapıyor. Uçuyor kaçıyor diye seviyor. Ustad uçuyor. Sev ama böyle uçuyor kaçıyor diye sevme. Çünkü o devamlı değişen bir şeydir. Ben onu severim. Sebebi Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde Kur'an'a ve İslam'a hizmet ettiği için, İslam'a ve Kur'an'a hizmet ettiği için, onun için seviyor. Peki, bu sevginin içerisinde diyor, hakikaten uçuyor, kaçıyor tarafı yok. Ama hizmeti kesin. Ehl-i Sünnet dairesinde Kur'an'a hizmet ettiği için seviyor. Uçtuğu için sevmiyor. Yani onun için değil. Sonra baktık ki senin zannettiğin gibi uçuyor, kaçıyor. Öyle değilmiş. Sen ne yaparsın? Sevgini bırakırsın. Ben bırakmam çünkü zaten sevgimin sebebi o değildi. İşte evlenmekte de... Çok güzel, vasat bir olçu da. Vasat. Vasatı sabit olçu yaptığı için. İşte sünnet-i seniyeyi getiriyor yani. Yani bir insan niçin sevilir? Bir, dini koyarsak Allah'ın sevdiklerini seviyor. Allah'ın sevdiklerini yapıyor. Tamam mı? Allah'ın sevdiklerini seviyor dedik. Sevdiklerini yapıyor. Tamam mı? Ehl-i Sünnet var dairesinde. Günahsız değil. Var gün. İtikadını koruyor. Bunu severiz. Müslüman Müslümanı sever, sevmelidir. Ölçü budur. Şimdi bunu bir kendimize uygulayalım. Birbirimize şey var. O onun arkasını, kuyusunu kazıyor. O onu şey yapıyor. Tamam da bunun yerine ne koyacaksın? Bir misal söyleyeyim. Bugün gene biraz sinirlendirdiler beni. Bununla alakalı. Bizim derslerinde bulunuyor şu anda Çantacı Neşmi abi. Çenekköy diye. Şimdi bir tanesi bir böyle şeyini telefon ediyor. Ya abi diyor şakası bazen diyor falan şöyle oluyor. Ya bugün tamam. Ha kardeş. O abiye 50 küsür sene. Onu söyledim bilmiyordu. Bu adam Nurcular içeridedir. Ben dışarıdayım İzmir'de diye kitapta geçmiyor bu işte. Nurcular dışarıda, içeride ben ne yapacağım, nasıl eğitileceğim? Ya ben onlardan istifade edeyim hemşe. Kendisini ihbar ediyor, yatağını toplamış, bekliyor beni götürsün de götürmüşler yani içeriye. Öyle bir adam. Toplumda, yani bu sosyal medyada haşiri, kaderi, şu hani güldürerek, eğlendirerek öyle güzel bir anlatmış ki. Yani onun yedi ebayacdadına yeter o şinasi dersi mesela, haşiri dersi. Mesela bir tanesini şöyle dese, vay be ahiret varmış ya. Veya imanı artsa zerre kadar. Yetiyor ona işte. Allah zerre kadar imanı olanı ne kadar günahı dahi olsa ebedi koymam cehenneme diyor. Döndüreceğim yetiyor. Bak onun ya biraz ders ortamda şöyle. Onun karşısına şey koydu. Bak ne kadar küllü şeyleri var. Dedi ki abi bilmiyor. Hatta da Cenab-ı Hak evet. Hasenat seyyat muazenesi. Ya abi ders ortamında işte böyle şakalar yapılıyor mu? Diyelim ki senin zannına göre değil. Ama bir sürü hasenesi var.
Adam bir tanesi aşağıya gelmiş, Zeytin dersen. Getirmiş ya. Sonra bana diyor. Ama üzülüyor. Anlatmıştım, bir de anlatayım. Dedi ki, yani getirdi ya yeni birisi. Yeni getirince merak etmiş de yani sen nasıl buldun demiş. Ya başarı zannediyor. O diyor, lambalar nereden geldi diyor. Halı diye yeni alınmıştı diyor. Merak ettim diyor. Hani bir şey almıyordunuz diyor. Lan koca bir dersten, 45 bir saatlik dersten sen bunu mu anladın demiş, tamam mı? Ondan sonra o da demiş, ben de bunu kafama taktım demiş. Kafama taktım. Kafama takınca bunu hemen kafamda olmadığını anladım. Kafama taktım demiş. Lan koca bir saatlik dersi alayım mı düşündün demiş. Şimdi bu adamı ne verebilirsin ya? Veremezsin. Öyle. Suizan kapattı. Kapattı ya. İşte bu dersimi söylüyorum. Kapattı ya. Nerede diyelim? Ha, şimdi bu derste ne alacağız? Bak, hem karşıdaki adamı zor duruma sokmamak, hem de birisini onun nazarında düşünürken onun yerine ne koyacaksın? Ve ona maslahat var mı? İhtiyaç var mı? Gerek var mı? Bu zamanın hassasiyeti, zamanın ve mekanın, durumun, içtimai hayatın şu fitneden geçiş yapılıyor. Yani her sahada geçiş yapılıyor. Böyle bir zamanda böyle bir şeylerle meşgul olmak gerek var mı? Bizim mesela şu anda Şia ve abilerle meşgul olmak. İtikat bozuklarıyla. Tamam. Ve geçiyorum öteki konuya. Buradan çıkarımlar. Bunu yapmamıştık. Çünkü yok, sildim. Yok yapmadık abi. Evet, çünkü öteki tarafı silmiştim. Benim çıkarımlarım buradan. Şöyle bakayım ama oradan görürüm, kapatmayayım. Hüsnü zanlar ilave meziyetler yapar. Peki o zat ilahlaştırılmıyorsa ve onu da onunla da böyle etrafa şey değilse, iç aleminde ilave meziyetler iyidir. Onu bağlar oraya. İstifade eder. Çünkü cemiyet çok cazip. Benziliyor, nedir öyle mi? He, mesela şöyle diyelim, mesela örneğin. Seni ben hakikaten o kadar tanımıyordum ders ortamında. Şimdi yüzüne karşı da diyorum. Denmez ama. Ya seyahate geldiniz ya. Selahattin'le seni. Ne dedim Fatih'e? Dedim ki bunlarla yemek yenir, seyahat edilir. Bunlar delikanlı adamdır. Öyle mi Fatih? Evet. Ha, ama daha önce demek. Niye? Sen de ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yok Hazreti Ömer demiş. Bu çok iyi adamdır. Yok Peygamber tabi. Peygamberin şeyi. Dedi ki bu çok. Peygamber demiş ki onunla yemek yedin mi? Yok ya Resulallah. Ticaret yaptın mı? Yok. Seyahat ettin mi? Yok. Nereden biliyorsun? Biz hem seyahat yaptık, hem yemek yedik ama ticaret yaptık. Onu da yapacağını söz ver. Allah'a ticaret ne yapacak? Çıktın. İyi bir bal çıktın. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Şimdi cemiyet cazip mi? Cazip. Televizyon cazip mi? Cazip. İtme kalkmalar çok. E şimdi dershane ve dershane elinin de cazip olmasa seni nasıl tutacaksın? Sultan Bey'le nasıl geleceksin? Tamam. Ha, senin aleminde bir muhabbet var. Ben onu bir başkası, ben de yıkmamam lazım. Çünkü netice itibariyle benim haberim yok. Senin o alemine göre ben davranmıyorum. Sen de ona göre hakikati insan üstüne, yani insan hakikatin üstüne koymuyorsun. Ama hakikate mazardır. Hakikati güzel gösteriyor ve hakikati yaşıyor gibi aleminde. Senin o muhabbetin bu dairede kalmana sebebiyet veriyor mu? Veriyor. Tamam, dursun o. Dursun bir şey. Şeriatta demiş Üstad Hazretleri, şeyhine, önderine ifrat muhabbeti bir şey denmemiş diyor. Hatta rabita bile yapılmış. Yani denmemiş yani. Yani kop bir şey yapmamış muhabbeti. Ama şeriat dairesinde diyor onu. Tamam, ilahlaştırmıyor. Yani demek ki buradaki çıkarımların bir tanesi bu. İkincisi, hüsnü zanları reddetmek, kırmak değil asıl, yani meziyet değil asıl hedef, o muhabbeti, hedefini göstermek. Diyeceksin kardeşim, tamam, doğru, hakikaten bu zamanda vefa yok, sadakat yok, adam gibi adam yok. Tamam, piyasada biraz biz iyi gözüküyorsak da, tuttuğumuz şu Risale-i'nin, tamam. Bir tanesi diyor ki, İmam Azam'a uymak zorunda mıyım dedi. Kur'an'a uydukça İmam Azam'a uymak zorundasın. Bana diyorlar ki, abi seni taklit ediyor, tamam mı? Evdeki okumamış nurları siteden, YouTube'dan şöyle açalım. Daha bir şeysi yok. Diyorum ki, bana tabi olmak veya beni taklit etmek
eğer ben bir yere tabi isem, ki Risale-i Nur'a, tabi olduğum yere tabi oluyorsun, bana tabi oluyor. Çünkü kendime vermiyorum. Diyorum ki bu. Ha, buraya veriyorum. O zaman biz sevdiğimizi, takdir ettiğimiz kişiyi tabii ki takdir edeceğiz. İslam'da sevgi vardır, vefa vardır, takdir vardır. Niye? Lan İslam'da vefasızlık mı var ya, istifade ettiğin insanı nasıl yerden yere vuruyor? Ya hiçbir değeri yokmuş ya bu abinin. Ya o zaman sana bu ayna ile niye geldi? Güneş diyor, güneş senin bahçene girmiyor, senin atarlana, dairene, karanlık ya mahzen. Dışarıya Abdurrahman ayna koyduk, ayna ile girdi. Lan ben aynaya kabul etmem. O zaman al güneşten direkt. Alamazsın. Peygambersiz olmaz, mezhep imamlarısız olmaz, mücedidsiz olmaz, dershanede hizmet ehlisiz olmaz yani. Heh. Ama diyor usta, ne güzel bir çizgi. Onu her şeyi makamına koymak. Değeri kıymeti kadar değer vermek. Kaynak göstermemek. Kaynak değildir şahıs. Mastar değildir. Mazardır. Mazhar-ı Bediye'de çok güzel bir şey var. Birisi Hazreti Ömer'i beşer üstü bir şey düşünüyor bir adam. Birisi de yok demiş ya, sen onu beşer üstü niye düşünüyorsun? O normal sevmem gibi bir adamdır. Bu sefer orada çok güzel bir ölçü veriyor. Şimdi ne yapıyor diyor. Sen onu oydu demekle diyor, onun dünyasındaki Ömer'ini başına yıktın diyor. Neyi? Ömer'i. Onun Ömer'ini. Oysa ki şöyle yapsan diyor, nasıl ki bir evi tamir yapacağın zaman onca altına bir direk verirsin, sağlam bir direk verirsin, sonra çürüğünü altına alırsın. Ama tam tersini yapsan, sağlam bir direk vermeden çürük direği alırsan, bir de başına yıkılır. Ya. O zaman diyeceksin ki, orada işte dedim, Hazreti Ömer hakkında duyduğun şeyler, tamam o meziyetler vardır fakat bizim gibi insandır, tamam mı? Fakat şu özelliklere, tamam şu vasıfları sahiptir. Kemalat cihetiyle, olgunluk cihetiyle bizden üstündür. Yoksa evet. Yani süreti şey demek ki, gibi adamdır. O zaman yani üç tane şahsiyet var ya. Beşeriyeti, vazife darlığı, tamir, bir de kulluğu. Mesela beşeriyeti, sen gibi yer, içer, seyahatimiz. Bir de onun özel dünyası var. Kitap okuması, namaz kılması, Rabbine karşı duruş. Bir de hizmetkarlığı. Allah onun üzerine bir hizmeti bina etmiş. Lan bir meziyeti yok mu? Allah abesmiş yapıyor. Niye onunla gösteriyor bunları? Tamam. Ha demek ki mazar orada. Mazarsa Cenab-ı Hakk'ın bir muhabbetini celbetmiş. Niye peygamberle dini gösteriyor Hazreti Muhammed'e, Ebu Cehil'e göstermedi? Tamam. Burada bir şey var ya. O da var ama kaynak değil. Yani seni ve benim gibi olsalar olmaz. Mesela sokaktaki adam tevazu yapacağım. Estağfurullah sen. Yok ya niye Allah'ın icraatını üzerimdeki icraatı küfrana nimet yapacağım? Evet bana diyor bir elbise giydirse, sana elbise giydirse, ne kadar güzelleştin deseler, sen de desen ki yok canım güzelliklerle, tuhabe ya bir güzellikler kaldı, bize mi kaldı? Hem kendi yaratılışına hem sana elbise girdiğine iftiradır. Ama desen ki tabii canım benim kadar harika var mı ya, tabii ya kimse gösteremezsiniz. O da kibirdir. Kendini beğenmek. Peki hem kibirden hem küfranı nimetten nasıl kurtaracak? Evet bir güzellik vardır. Ortada bir hakikat var. O da bu elbise, dolayısıyla elbise bana giydirene aittir demeli. Neyse, üç tane şahsiyeti kaçırdığın zaman ipin ucunu tutturamazsın. Bir, beşeriz, yatarız, kalkarız, yemek yeriz, tamam mı? Yüzeriz. İki, ubudiyetimiz var, özel odamız var, tam özel Allah'a karşı evladımız, eskerimiz, kitap okumuşumuz var. Üçüncüsü, ders anlatmadaki, ders yapmadaki, dershanedeki nöbetlerimiz, değil mi? Dershanedeki şeylerimiz, hizmetlerimiz, insanla ilgilenen ayrı bir şeydir, tamam mı? Üç çıkarım. Hüsnü zan muhabbeti artırır. Hüsnü zan ettiği şeye muhabbeti azalınca, o muhabbet ettiği şahsın elindekilerin kıymeti düşüyor. Aman bilmiyor ya. Mesela diyelim ki, Hasan'a ne kadar muhabbet ediyorsun canım hanım. Tamam, ikisi de beraber yeni tanıdılar YouTube'da. Elimde benim Risale var. Ya o kadar bütün... O zaman ben düşürdüğün zaman benimle kitabı elde edemiyor ki. Benimle beraber kitap duruyorsa beni düşürdüğün zaman da düşecek. Kitap da düşecek. Hayır edemiyor. O zaman diyor ki, hüsnü zannettiği şeye muhabbeti azalınca, o muhabbet ettiği şahsın elindekilerin kıymeti düşüyor. Kıymetini düşürmemek için kişi de
tasannuğa, tekellüfe, sıkıntılı bakarak kendini mecbur olur. Ben tasannu demek sünni yapmacık hareket, tekellüf, zorak yapmak, sıkıntılı bakarak genel olduğu için ağır gider diye lügatını ve istila manasını yazdım. Ağır başlılık yapacağım diye nice sıkıntılar kendini mecbur ediyor. Şu alarda geçiyor. Şimdi geçelim şey yapayım. Çok şey olduğu için, önemli olduğu için fazla durduk üzerine. Gürültü çok oluyorsa nasıl yapalım? Ama nasıl, nereye açacağız? O zaman oraya aç. Orayı kapat. Oradan geliyor. Orayı açalım. Orayı da aç, o kapıyı. Burada ne var? Düşünmemek için kişi de tasarlanan tekerinde sıkıntılı bakara mecbur olur. Evet. O kapı aç, oradaki camı açacaksın da. Oradan mı gelin? Gelmiyor. Oradaki camı aç. İçeride cam var, sağ tarafta. Cam aç. Şurayı da çek, şeyi kaldır. Onu kaldır. Kaldır, camı da aç. Aç abi. Ondan sonra devam edeceğim. Tamam, şimdi geçiyorum öteki tarafa. Allah-u Alem, yani zanları vasata getiren, benim tespitim bu. Bana ait, Allah-u Alem. Zanlar var ya, zan. Zanın altında ne vardı abi? Şunu göstereyim, ondan sonra ona değer ver. Zanda abim, vehim var, şüphe var, cehalet var, bilgi var. Tamam. Bu tamam, çok konuştuk onu. Bu nasıl zan? Yani zan deyince bunları komple düşüneceksiniz. Çünkü zanla direkt bağlı. Zan değiştiriyor bu bilgini, cehaletini vesaire. Şimdi zanı vasata getirme şeyini konuşalım. Çok ilginç. Bu da beni gece yataktan kaldırıp yazdıran şey. Bunu yazdım mesela. Bunu gece kattım. Yani kalktım, bunu yazdım. Rüya değil, halet. Onunla yattım, bunu yazdım. Allah-u Alem, zanları vasata getiren, vasata böyle düşünürken, bir, şuunat-ı zatiye var ya, şuunat-ı zatiye, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şefk-i mukaddese, sürur-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Şuunat-ı zatiyedeki o altı tanesi, zanları vasata getirenlerdendir. Şefkatin yoksa, mesela karşıya şefkatin yok, muhabbetin yok, bir ilişki şeyin yok. Veya karı koca da arasındaki lezzeti faniye, o da gitmişse vesaire. Yani illa hepsi işte yedi tanesi olacak değil. Muhabbet yok. Zanın şey olur. Üstü zan azalır. Üstü zan azalır. Zanın üstü zanı var. Bunlar insanın zanlarını, yani zan neydi? Sistem. Vasata taşıyor bunlar. Aynı zamanda vasatı ortadan kaldırandır. Yani nasıl kaldırıyor onu anlayayım. Nasıl ki kuvve-i gadabiyesi ifrat olanların, yani bir ders yapıyoruz ama en az 10-15 tane ders kullanacağım şimdi bak. Şurada bir tane ders kullanacağım. Kuvve-i gadabiyesi var ya, kuvve-i şevriye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye. En çok şefkatli hangi tip insanlardır? Şefkatle meşgul olduğum için. En çok şefkat, en büyük vazife yapan ve en büyük tahrip edenlerde olur. Yani tahrip edebilecek. Annede mesela olmasınız en büyük şeyi. Vazifesizliğinden çıkabilecek en büyük zarar olur. Asabi insanlar, biz de uygulayalım. Asabi insanlar geldiği zaman kırıp dökenler kadar şefkatli insan, sessiz insan da iyi olmaz. Sessiz, sadasız, yere bakan, yürek yakan, yani kırmaz, dökmez, içenir, öyle hesaplı olanlarda şefkat, merhamet pek olmaz. Deli dülü yakıp yıkanlarda şefkat olur. Sebebi yaptığı tahribatı tamir et diye. Yaptığın tahribatı, evet o veren Allah ama bunu da o sana verdi ki bundan tamir et diye. Zaten diyor, zan sistemdir. Hüsnü zan, suizan senin elindedir. Sistemin çalıştırma şeyidir. Bunlar, yani bunlar insan, bak insanın zanlarını sistemi vasata taşıyor. Aynı zamanda vasat ortadan kaldırandı. Nasıl ki kuvve-i gadabiyesi ifrat olanların vasata gelmesi için
onlarda daha fazla olur. Şefkat ne? Şefkat. Şefkat, şefkat yazacaktık orada. Şefkat-ı mukaddese diyebilir miyiz abi? Şefkat-ı mukaddese, evet. İfrat olanların vasata gelmesi için şefkat-ı mukaddeseleri onlarda daha fazla olur. Yani tamir edilsin diye. Tamam. Allah'ın Celle Celaluhu varlığını hissettirenle, yani kişiye var ya böyle Allah'ı hissettirmek, fikredip, hissedip, bahsedip, zevk etmek, tersin haşa yok olduğunu, haşa Allah'ın yok olduğunu hissettiren de insana zanlardır. Allah'ın yok olduğunu şey yapan zanlarıdır. Sana bir şey sorayım. Bu şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i muazzeye, Cenab-ı Hak hakkında kullanılıyor da insanla münasebeti, insanın zannıyla münasebeti ne? Bak şimdi. Şefkat-ı mukaddesesi mi? Ya şefkat-ı mukaddese. Bir tanesini alayım. Muhabbet-i muazzeye, Cenab-ı Hak kullanılıyor. Bak şimdi şöyle bir tane sana. Şimdi din olmayınca kafirde şefkat yok mu? Var değil mi? Ha. Kafirde de var yani. Hayvanlar şefkat yok mu? Yani çi yavrusuna. Hı. Var değil mi? Mevcudatta var. Camikleri sana söyleyeyim, aşk-ı kimyevi diyor. 26. pencere. Tamam, otur. Şimdi eğer o şefkatin içerisine iksir ve maya din konulursa şefkat-ı mukaddes olur. Dinin kontrolündeki şefkat. Şefkat-ı mukaddes olur. Mukaddes olur. Kutsi olur. Şimdi seninle benim aramda bir ilişki var. Dershane. Eğer sana bek şefkatim yoksa, yedi tane bir tane veya muhabbetim yoksa, ben de otomatik suizan devreye giriyor. Suizanı geri vitesi alıp birinci vitesi ileri koyan sana karşı hüsnü zannımdır. Hüsnü zannı da aktif eden şefkattır. Ya şefkattır, ya muhabbettir, ya lezzettir, ya hizmetteki şefkindir. İçsel böyle Allah'a karşı sürurdur. Tamam mı? İftihardır. O için veya iftihar memnuniyettir. Bunlar da bir veya birkaç tanesi olduğunu insanın zanını hüsnü zana çevirir İbrahim. Da şimdi kafirde dahi bir önce mevcuda. Mesela hidrojen, oksijen bir araya gelmesi aşk-ı kimyevidir. Aşktır o da. Aşk. Onlarda da var. Şimdi kafirde ve hayvanlarda şefkat yok mu, muhabbet yok mu? Var. Çocuğuna karşı, hanımına karşı vesaire. Fakat onların önü kesik fani. Yani ifrat tefrit. Hatta diyor ki ifrat-ı şefkat illettir. 75. sebebi Kastamonu'da. Allah'ın kontrolü olmadan, dinin ölçüsü olmadan şefkat etmek Müslümanları diyorum. Suriye'de şu oldu bunu. Bu şey diyor, ifrat-ı şefkat marazi ruhidir diyor. Tamam. Onu şeriat alimler şöyle demiş. İfrat-ı şefkat illettir. Ustad da şöyle diyor, marazi ruhidir diyor. Tamam, ikisini de söyledi. Aynı şey. Aynı şey. Şimdi ben sana muhabbetim var. Muhabbetim var ama muhabbetin sebepleri var yani. Mesela abidir, şeydir, menfaatlanmaktır, öndedir, şudur, bir sürü. Ama ben bu muhabbetin içine dini koyayım. Yani ehl-i sünnet dairesine hizmet ediyor, fedakardır, kahramandır kardeşim, abim benim. Hakikaten bu şartlarda dine hizmet ediyor, canını dişine takmış, korkmadan veya şey yapmadan, bak herkes uşkurluğuna, midesine koşarken, bu adam imanını kurtarayım diye insanlar, ulan yüz kusuru da olsa başımın üstündedir dese, bu adama muhabbet etse, bu ölçüyü içine koyduğu için muhabbet, o muhabbet mukaddes olur. Yani bizim dershanedeki sıkıntıya ne diyor biliyor musun çileye? Mukaddes çile. Şey oluyor o zaman. Tefalluk bi ahlakillah hükmünev. Ona geçiyor. Yani Allah da böyle yapıyor. İnsanlara iyilik yapan, insanlara koşturan Allah yapıyor. Onu günah da affediyor. Mesela suç işledi, oruç yaptı. İç cezası günah azat etmek mesela. Ha, demek ki içerisine din konulursa mukaddes oluyor. Dolayısıyla o adamın geri vitesini arasındaki ilişkide hüsnü zan oturması için
ona muhabbet etmesi lazım. Çünkü muhabbet etmediğin yerde üstü zan olmaz. Ha, olmaz. Olmaz. Sevmiyorsun ki edersin. O zaman ama onun da kutsi yapalı o şeyi. Din olsun ki ibadet olsun. Onu din ölçüsü edile-i şeriye koyarsan mukaddes mu şefkat olur. Muhabbeti münezzehe olur. Tamam. Mukaddes olmaz o muhabbette. Muhabbeti münezzehe. Tamam. Şimdi Allah'a sana hissettiren tefekkür derste adamın hayretini artırıyorsun. Yani zanları artıyor. Allah'a karşı zanları yükseliyor. Allah'a da haşa inkar ettiren zanlarıdır. Kişinin zanıdır. Zanları inkar ettiriyor. Demek ki zan, iman da inkarda da gene iş yapıyor. Allah'ı zannedince, Allah üstü zannedince ki peygamber buna hükmetmiş. Peygamber demiş ki aleyhissalatü vesselam bir mana, bir Müslüman yani hiçbiriniz diyor, ölmeden önce en az bir defa ömrünüzde Allah'a nihayetsiz diyor. Hüsnü zan etmeden ölmesin diyor. Aslında bu ulemalarda bir tabir var da abi. Bunu dikkat edin. İşte sünnet-i sineydeki eden o saniye zülcelal'in esmalarının bulutları içinde bir mahzede vaziyetini takılmaktır. Yani bizim hatırımıza gelen zanları ölçüye getiren abi. Bak bir daha okur musun bak? Bir daha bak. İşte o sünnet-i sineydeki edep. Edep, şeriat. Yedinci nüktede edep bahsinin sonu abi. Nasıl ediyorum. İşte sünnet-i sineydeki edep o sani zülcelal'in esmalarının hudutlar içinde şu kadar bak, bu kadar bak. Sevama bir kere şeriat seveceğini tespit ediyor ve ne kadar seveceğini de tayin ediyor. Tespit ve tayin ediyor. Bak şunu sev, bunu sev. Ama bunu bu kadar sev yani. Sev dedim ama tapma, tapınma. O sani zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz-i edep vaziyetini takılmaktır. Takın. Bunun uygulama şekli ve kastamonu da var. Diyor, onlar Risale-i Nur'dan aldıkları dersle diyor. Onu burada diyor. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imana tahkiki derslerin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden. 220 mi o? Kastım. 123 abi. 123. Ha şey öteki kardeşim. Kader ile izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden o kadar daha ileri merhametini sunuyorlar, kazap çıksınlar. Şimdi devam edeyim. Bu başka bir yönü de ifade edildi. Yani içsel alemde Allah'ı hissetmenin şey üstü zandır. Allah'a da düşman olmanın sebebi Allah suizandır. Allah suizan ediyor. Ne böyle yapıyor diye. Eğer üstü zan edile-i şeriye kontrolünde olmazsa, ona ait bir cümle getiriyor Risale'de. O çeşit şeylere ziyade üstü zan ettikleri için elimiz değdi şey yaparken hak mesleğini bırakıp bid'ate hatta dalalete girdikleri olmuştur. Tamam mı? Bu zannediyorum bir şeyi unuttum yazmayı. Münazarak mıydı bu? Veya ya mektubattır ya şurası. Tamam. Yani bakın edile-i şeriye muhabbet yani zannına hükmetmezse üstü zannına ne oluyormuş biliyor musun? O çeşit şeylere ziyade üstü zannettikleri için yani zannın ifratı putlaştırıyor. Tamam. O çeşit şeylere edile-i şeriye hükmederse vasata geliyor. Yoksa ne oluyor? Hak mesleğinde hak bir adama, hak bir şeyde bidata ve dalalete kadar gidiyor. Çok korkunç bir şey. Mesela bir tane misal vereyim, uygulayayım. Yani aramızda tabii bu da. Mesela bir yere gitmiştim, kabristana dua ediliyor. Dua bittikten sonra herkes sıraya bindi. Yani selam verdiler, tam selam vererek ayrılıyor. Çünkü sağ gibi hukuku var ölünün. Çünkü ölünün hukuku diri gibidir. Basamazsınız. Tahrim-i Mekrutur üzerine. Fakat mezar taşını ayaktan öpüyor mesela. Birkaç tane bak değil mi? Hemen önümde iki kişi vardı. Hiçbir şey demedim ya. Yani. Hani birisi çekse onu, medya şey yapsa, yani bak mezarı öpüyorlar. Mezar topraktan alıp pekmez gibi açıp içenler oluyor. Şifadır diye. Yani edile-i şeriye vurduğun zaman ne kadar bidat çıkıyordu bak. Ne kadar bidat ve dalalete giriyor.
zaten psikoloji hastalıklarının temeli, yani cinler ve ruhaniler, yaptığımız günahlardan, bidatlardan ve dalaletlerden giriyor. Çünkü işlediğimiz günahlar var ya, vehim ve vesveseler, işte her bir günah vehim ve vesveseler şey yapar katkını. Hüsnü zanı vasata tutan, edile-i şeriyeden kaynaklanan muvazene ve muhakeme şeyde geçiyor. 49 muhakematta geçiyor. Muvazene ve muhakeme. Şöyle, bak. Edile-i şeriye var ya, yani dilimizde. Ama bir de birbirimizi, cemaati birbirini, hangisi doğru? Ne kadar doğru ama? Bak, hangisi, ne kadar, ne zaman, nereden, nasıl doğrudur? Neyle yapacağız? Muhakeme 49. sayıda diyor ki, lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ne yapar? Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz bir, elimize bir tane kantar verdim, vezin. Muvazenesiz ve mizansız, metresiz olanlar çok aldatır, çok aldanır, virgül aldatır. Gördün mü? 49. İşte muvazeni ve muhakim oradan aldı. Yani ölçüm ve kantar. Mesela sütü, süt kaç metredir? Sütün metresi olur mu, litresi olur mu? Olmadı. Muvazene, vezin, muhakeme, ölçü aleti. Metre, mezura. Muvazene de kantar. Onun için daire ne konuşuyoruz? Kimya. Kimyanın ölçüsüyle bakacağız. Ne konuşuyoruz? Matematik. Onun ölçüsüyle bakacağız. Ne konuşuyoruz kardeşim? Hizmet. Hizmetin ölçüleriyle bakacağız. Hizmetin ölçüsü nedir? Laikalar. Al benim elimden laikaları. Bakın alın benden eli. Kastamonu'yu alın. Emirdağ'ını alın. Tarihçe'yi alın. Sikitazi. Ben nerede nasıl hizmet edeceğim? Söyleyeyim bak, Moskova'ya gittim, ders yapacağım. Nasıl yapacağım? Ne, bak, ne, nerede, nasıl, niçin, siyak ve sibakını, ne, nasıl yapacağım Allah'ını seversen? Zaten bu zan dersinin temeli %90 laikadır. O arka tarafta müvazene ve muhakeme diyebilir miyiz abi, hüsnü zan muvasatına? Ha, hangisini? O üstündeki seniyeyi ölçü yapmak şu dedik yani. Tamam da bu, ne? Şu mu abi? Müvazene ve muhakeme. Ha, tamam o zaman doğru söyledin. Muvazene, tamam. O zaman onu ben senin için değil doğrusu için yapıyorum. O zaman şöyle yapayım. Şurayı değil mi abi? Evet abi. O zaman seneye ölçü yapmak genel bir tabir gibi oluyor yani. Tamam o zaman yani bir tanesi olmasa da edile-i nuriye veya edile-i şer'i olsa ama muvazene diyelim. Muvazene ve muhakemeyi bırakmamak. Evet abi. Muhakemeyi bırakma. Yani her olayda muvazene ve muhakeme yaptığımız zaman hüsnü zanın vasatını bulabilir miyiz? Her şeyi. Bulabiliriz yani, değil mi? Kesinlikle. Yani bir şey doğrusunu tespit edebilmek, muvazene ve muhakeme yapmamız lazım. Bak şimdi, beraber şey yapalım. Lubu bulmayan kışır. Evet. Kışırdan kurtardık mı? Tamam. Başka bir şey kalacak mı bak şimdi? Şimdi ses gelmiyor, ses gelince kapatırsın Mehmet aç. Tamam. Heh, bak, lubu bulmayan kışır ile uğraşır. Şimdi, lubu bulduk mu? Öyle değil Mehmet, aç komple. Evet. Öyle aç, oraya yaklaştım, yeter, tamam. Heh, yeter. Kışırı attık, lubu bulduk, bir. İki neydi? Hakikati tanımayan, hayalde sabah. Hayalatı böyle uçuyor, kaçıyorlarla gitti, iç alemimizi. Hakikati bulduk. Üç, istikameti, sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat tefrite düşer. İfrat ve tefritten düşemiyor, bidat dalaletlerinden kurtardık mı? O da nedir? İlmihadır, fıkıhtır. Tamam. Şimdi iç aleme döneceğiz. Bunlar hep dışarıdaydı. Muvazene. Tamam. Muvazene, vezin, ölçü. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Sor durumda kaldınız. Ölçüyü de bilmiyorsun. Şeriatı da bilmiyorsun. Hemen ne yapın diyor. Vicdanınıza, kalbinize danış. Muvazene. Resulullah'ın şeyidir. Bilmediğin zaman. Muhabbetullah o zaman devreye girebilir değil mi abi? Tabii o zaman giriyor zaten. O, mesela davarcığım, değeneğim diye evet, namaz kılmış adam. Musa Aleyhisselam'ın şeyinde.
Ondan sonra Allah ne yapmış? Musa aleyhisselam geliyor. Ne yapıyorsun sen demiş. Ben demiş Musa'nın Allah'ına emanet ediyor. Musa olduğunu bilmiyor. Ben Musa'yım dedi. Böyle namaz olmaz demiş. Namazı öğretmiş. Tamam demiş. Ondan sonra bu çoban şey yaparmış yani. Ey Allah'ım sen geldiğin zaman bitlerini temizlerim. Sütü keçiden sağıp sana süt veririm. Gece üşümemek için posta yatırırız. Ateşin odunu atarım. Böyle Allah'a anlatıyor. Tamam daha önce böyle yapıyor adam. Yani bir zaten Ahmediye de geçiyor. Ahmediye de geçiyor. Ahmedi Muhammed. Yani Allah ne kadar hoşuna gidiyor böyle ibadet. Sonra Musa aleyhisselam bunu öğrettikten çekip gidiyor. Ama şimdi tamam o anda öğretti ama kafasında kalmamış. Sonra baktı ki neydi ya unuttu. Koştu peşine bulamadı. Koştu bulamadı. Sonra ey Allah'ım benim diyor bu kadar zavallım buraya Musa'yı gönderdin. Bana anlattı ama öyle olmadığını anladım. Doğruyu da biliyordum, doğruyu da unuttum. Şimdi doğruyun olmadığını biliyorum ama doğruyu da bilmiyorum. Allah'ım beni kurtar diyor. Bak Allah ne kadar hoşuna gidiyordu ama hiç şey var. Şimdi sonra Musa Aleyhisselam'ı geri döndürüyor. Koca Ulul Azm peygamber. Şimdi bilmediğin zaman makbuldur. Ama bilmeme makamında olacaksın. Demek ki bir tane ayıklama sistemi yaptık. Lubu bulmaya kışıra attık. Hakikati tanımaya hayatı. Hakikati da bulduk mu? Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer mi? Onu da kurtardık mı ifrat? Şimdi çaremimiz kaldı. Muvazenesiz, tamam, muvazenesiz kantar, muhakemesiz akıl, bulamayan ne yapar? Çok aldanır kendisi, virgül çok aldatır. Şimdi ayıkladı, bak bu tarafı getir. Ne kadar harika olur. Mesela şunu kastediyorum. Lüb. Bak. Lüb'ü bulduk mu abi? Artı. Hakikat. Artı. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim. Muvazene, muhakeme. Topla. Nasıl bir adamdır bu? Bunlar bunu yapan adam. Adam gibi adamdır. Öyle de. Adam gibi adamdır. Adamdır. Kamil insan. Kamil insan. Feraseti derne. Tamam. İyi bir adamdır kız. Adam gibi adamdır. Lubu bulmuş. Hakikatla haklanmış. Sırat-ı müstakimde duruyor. Ölçüleri de belli. Adam gibi adamdır. Peki. Sıralı şu bak. Yasin kardeşim dediği. Oradan muhakematta şeriatı ortaya koymuş oldu. Muazene muhakemeyle düşünmek. Onu o şekilde işliyor yalnız. Tabii. Şeriatın şeyine. Yok. Şeriatın ona, o hakeme vurmuş olduğu, değil mi? Sikkenin üzerinde daha fazla kıymet vermemek gerekiyor. O zaman ifrata kaçar. Hani ayakta belletme mesela. Ölçü şeriat. Tabii o yani şey. Ondan sonra ona ne demiştik? O zaman altına şunu koyabiliriz yani. Koyduk ya. Ne bu adını? 13. Leman'ın sonunda bir ölçü veriyor ya abi. Şeriat dairesi. Evet abi. Bak cemaatla yaptık bu şeyi. Efendim abi? 13. Lemanın sonundaki ölçü var ya. He, şey. Hayatı dini, hayatı şahs, hayatı içtimai ya. He. Selametini isterseniz. Mokyam Kur'an'ın mizanlarıyla sünnesini ölçüleriyle diyor. He tamam, çok güzel. O zaman onu eklememiz lazım ya. Onu tam bu şey yapayım da yanlış olmasın, ekleyelim. Ölçü yapmak, mizan Kur'an'la mıydı? Bir şöyle bakalım. Mokyamatı Kur'an'ın mizanlarıyla. Mukemmatı Kur'aniyenin mizanlarıyla mizanlarıyla ve sünnet-i seniyye ölçüleriyle sünnet-i seniyyenin ölçüleriyle evet. Amal ve hatıratını tat.
daima sünneti seni ölçüyor. Kur'an'ı ve sünneti ölçü yap. Yetmiyor. Şöyle diyeyim. Kur'an'ı ve sünneti ölçü yap. 89 olması gerek ama evet 89 abi. 89. En altta ve en son. En son şey. Sayfa yazdın mı? Ha yazayım yazayım. Yazayım doğru söyledin. Sayfa 89 mu? Evet lemalar. Lemalar, lambalar olmadı. Küçük yazayım dedim ama 89 sırdı. Tamam ne güzel oldu. Böyle oluyor zaten. Şahs-ı maneviyle çıkıyor. Tekil yapamaz. Çok zor. Yardım almasan da çok zor. Birileri yardım edecek. İlle insan nevi değil. İnsan nevi de yardım etti mi o da sıf etmiyor. Kemal noktaya gidiyor aslında o zaman. Tabii. Şimdi oraya geçelim diye şey yapıyorum. Acele. Şu onu yaptık. Son madde. Hüsnü zanın kıblesi istikametli sadakattır. Hüsnü zanın kıblesi, üstü zanın, şuraya şey koyalım. Şu çok önemli. Hüsnü zanın kıblesi istikametli sadakattır. Eğer istikametli sadakat olmasa bidat ve dalaletlere vesile ve sebep olur. Hüsnü zan. Kıble nedir abi? Biraz açabilir misiniz? Mesela bir şeyi ibadet olabilmesi için her şeyin bir kıblesi var. Fıtratı var. Fıtratın karşılığı denir mi abi? Fıtrat. Kıble yani. Mesela diyelim ki demir onu çekiyor. Kıblesi o. Mesela su kıblesine doğru akar. Böyle halk arasında var. Yani fıtratına göre hareket eder. Aslı fıtrat ama. Çünkü iki tane fıtrat var. A, B, C, Ç'den hatırınıza kalsın. Ezberlemek için. L, M, N. Bak. A, B, C, Ç, D. L, M, N. Fıtratı Selim'e var. Fıtratı Seni'ye var. L baştan geliyor. Fıtratı Selim'e var. Fıtratı Seni'ye var. Yok olmadı. Fıtratı Kelime, fıtratı ha Lüme'yi fıtratı Seni'ye, fıtratı Selim'e. Evet. Ha L, L. Tamam. Selim'e şurada tamam. Şurada kalsın. Kalsın. Selim'e, Seni'ye. Bak, L, N. Ha, bu aslı fıtrat. Bu sonra kazanılan. Buradan ezberlensin. İstidat kabiliyet. İstidat kabiliyet gibi. Yani onu. L, M, N'den kalsın diye şey yaptım. Ha, şimdi kıblesi o. Eğer mesela Hazreti Ali ilimin kapısıdır radıyallahu anh. Şehrin. Şehir varmış tamam mı abiler? Şehir var kapısı, diş kapısı Hazreti Ali. Ömerler nerede? Şehrin dışında olabilir mi? Kapı buysa kapının içindedirler değil mi? Onlar içeride ya. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh içerideler. Sıraya baktığımız zaman sırada ilim dördüncü sırada geliyor. Sadakat bir de geliyor. Mesela öyle olmasa İlim ehli iman edebilir derse köylü ninelerimiz ilmi yok. Sadakat var tamam. Hatta risale de var. Çin'de diyor duysalar ki bir olmuş yani ha bu yani hikaye ustadım. Ya Türkiye'de bir eser çıktı. Küfür ve dalalet her şeye cevap veriyor. İmanı kurtulur diyor. Hatta benim oğlum yanlış yapmaz. Bizim hocam bizim köyde meselenin yaşta var. Bir şey dedikleri zaman dedi Nurcu Cemal'ten Hasan'ım var Hasan'ım onun hali ne diyorsanız hep yanlıştır demiş. Mesela çay satmaya gitmiş hala. Bizim İsmail var ya payan bizim ek İsmail'dir. İsmail de payan Ondan sonra bizim kardeş. Ek İsmail olunca bu halanın benim lalasını biliyor. Dedi ki hala dedi sen Hasan Hoca'yı tanıyor musun demiş. İsmail kendisi anlatıyor. Hasan Hoca'yı tanıyor musun? Ya, çay aldı da alacak. Bak oğlum demiş, aleyhinde bir şey diyeceksen tanımıyor. Bak bir şey diyeceksen hiçbir şey demeyiz, duymak istemiyor.
Yok dedi ya bizim hocamızdır abimizdir. Ha tanıyorum tabii evladımız. Bak ne yaptın? Yok. Sana kal. Ha demek ki bir şeye hüsnü zanı, hüsnü şey zanı, hüsnü zana kıblesine koyan sadakat, adalet, adalet, denge, muhakeme, muvazene, hak sahibinin hakkını vermek. Üç, enfus, içsel, hilm, hilm, Hazreti Osman. Hilm bir de şey, bir sıfatı diyor. Hilm ve hilm, yumuşaklık. Haya. Böyle, içsel şey, dengeyi. Haya da çok önemli. Yani davranışlarımızı üst düzene taşıyor, haya. Ondan sonra dördüncü sinir geliyor. İşte zanı, hüsnü zanı taşıyan, demiştik ki şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şunat-ı zatı olduğu gibi, bir de eylem itibariyle benim sünnetime ve halifelerimin sünnetinde uyun demeyle o sıradaki hakikati peygamber vadisiyle onaylatmış oluyor. Bunun şeydi o. Şimdi ötekisine geçiyorum. Eğer karşındakilerin hüsnü zanlarını kıblesine koymayın, muvazenesiz kırarsan, mesela ya Abdurrahman bırak ya, Resulü o kadar şey ya, yani niye kırıyorsun? Kırarsan, ölçü olmadan, tamir etmeden, şimdi kapat Mehmet. Ne oluyor? Bir, sendeki nimetlere küfranı nimet etmiş olursun. Çünkü Allah sana öyle mi dedi? Yani böyle yaptı. Niye o adamın şeyini sıkıntıya sokuyorsun? Sana verdiği Allah emaneten ilmi, sana verdiği o emanet, fazilet, kemalat, dava ruhunu niye yanlışa kullanıyorsun? O bilgiyi niye yanlışa kullanıyorsun? Emaneti ihanet etmiş olacaksın. Bu bir. İki, karşı tarafın şirket-i maneviye girmesine mani olursun. Çünkü ben de pamuk ipliğiyle bağlı adam. Bir derece. Sonra yetişecek bu içeride bulunan layıka yokacak. Aa, bak ki hakikatler şu fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse adam çekip gider, bina da gider diye. Sonrası bilmesi gerekeni şimdi söyleme yani, dur. Şahısta. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek yedirmeden bir tebliğ yapmış mı? 19. mektuba bakın. İlk önce yemek yedirmiş, sonra tebliğ etmiş. 3. Cahil, çocuk, eğilleri olmayanların yanlarında tevazu yapma, tevazuyu doğru zannederler. Bak, bu çok önemli hepimize. Bak, cahil, çocuk ve eğilleri olmayanların yanlarında ya estağfurullah ya biz de bir şey mi biliyoruz yani sizi, beni bayağı büyütüyorsunuz. Yanlarında sakın tevazu yapma, tevazuyu doğru zannederler. İfrata da varma, tabii canım benim gibi adam var mı yani, yok ki bu işleri falan mı yapar. İfrata da varma, vasatta dur. Hakikat-ı Kur'an'ın ortaya çıkıp istifadelerine ihanet ve adalet hükmüne geçer. Yaparsa. Yaşlı da oluyor mu? Yaşlı çocuk. Yaşlı çocuk. Yaşlı ama yaşlının biraz her yaşlı değil. Çünkü onu yazmadım. Çünkü bir sürü kültürü var, geleneği var, bilgisi var, mazi tecrübesi var. Her mazide değil. Hani böyle yapar. Bu çok önemli. Hem ifrat tabii canım Mustafa diyor ki ya bizimle çıkıyor canım biz olmasak. 18'in sözde geçiyor. Mazar değil mever olursun. Müslümandan Müslümana şeytan suizan ettirmek için ne yapar Müslümandan Müslümana? Devamlı senin beşeriyetini aktif edip gösterir. Nazarını olacak. Nazarını hep onu görür. Nazarı öyle söylüyor. Hep onu görür. Nazar hep onu görür. Yani Müslümandan Müslümana nasıl suizan ettirir adam? Hep beşeriyeti nazara verir. Mesela ya böyle yap adam ya, başar ya. Onun için Allah'ın bir örtüsü olduğu gibi, herkesin bunu da söyleyeyim çok önemli. Ondan sonra bitiyor. Herkes, Allah'ın bir örtüsü var. Nedir Allah'ın örtüsü? Azamet ve kibriyadır. El azametu ridai ve kibre ve
ve kibriyayı izari. Azamet ve kibriya benim lüzumlu bir örtümdür. 104 şualarda. Rida alt örtü. İzar üst örtü. Birinci derste herhalde zikredilmişti. Cenab-ı Hak niçin şiddet huzurunda olduğu halde gözükmüyor? Örtü kullanıyor. Azamet ve kibriya. İnsanın örtüsü de zandır. Azamet ve kibriyanın cemi zandır. Mesela bir tanesini yapayım. Mustafa abi şey adama yani bayağı hizmet ediyor dedi. Ya bırak ya asabinin birisi. Bak örtü. Ört. Bu kadar büküllü şeyini. Yani örtüldü. Hakikaten bir asabi. Ama onu gizleyen. Herkesin Allah canibindeki değeri, kıymeti, kalitesi. Açabilirsin şimdi. Çıksa o zaman sistem bozulur. Onun için herkesin bir örtüsü var. Örtü örtü. Mesela Fatih bir şeyini örtü. Ya Mehmet ya. Mehmet lütfen alır mısın onu kardeş? Heh, başka bir şey yapayım. Bırak kardeş. Heh. Herkesin bir örtüsü var. Herkes. Mesela bir tanesi de çok uykuyor. Uyuyor. Yani burada bak örtü. Örtü yani bir sürü şey var. Allah da niye gözükmüyor? Allah'ın örtüsü. Örtü yani. O kadar ciddi bir hakikat. Basit bir sebeple niye görmüyor? Veya niye böyle yapıyor? Örttü. Evet gelelim şimdi son. Hasan Feyzi abi de üstad için diyor değil mi? Doğulu olması. He o da onu örtmüş. Şimdi arkadaşlar zana gelene kadar altyapı. Adem vücut. Adem'e vücudun çıkması için emir ilim lazım. Allah Tanrı. Allah canibine konuşmuyor şimdi. Bizim dünyamızda Adem olmayan bir şeyi, fıtratta olan bir şeyi, tamam mı? Bir kuvve olanı, onu dışarıya nasıl çıkartacağız? Bilgilerle. Ama daha ilim değil. Yani yok böyle. Hayal kurmak da diyebilirsiniz. Hayal kurmak. Hayal kurmak bir şey sebepten dolayı kurulur. Görürsünüz bir haramı, hayala dönüşür o. Merak ederseniz bir konu, hayala dönüşür. Demek ki Adem'de vücuda çıkartan bilgidir, hayaldir. Şimdi sonra Adem'de vücuda çıktı. Sonra Adem'in üstü nedir? Vücut, cehennemdir. Tamam mı? Cehennem Adem'e çalışır. Yani şöyle sıralayayım. Vesvese şeytana çalışır. Şeytan cehenneme çalışır. Cehennem Adem'e çalışır. Taş olan şirkettir. Bu böyle gider. Bu kesin risaledir. Tamam mı? Vahiy ilhamlar meleğe çalışır. Melekler cennete çalışır. Cennette vücuda çalışır. Adem alemleri subhanallah, vücut alemleri elhamdülillah. Çoğaltabilirsiniz. Bu külliyattaki kesin bu şey. Bu aradaki değil. Ama şunlar kesin. Zanda Allah'a ekber mi? Zanda Allah'a ekber diyebiliriz ha. Çok ilginç. O zaman şunu şöyle yapayım da. Şöyle diyeyim. Dursun diye. Ekber. Ama orada bir belirleniş yok ki. Nasıl olacak ki Allah'a ekber? Niyansız üstü zan. Yani şurası elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Şimdilik yazayım da, burası Subhanallah, Subhanallah, doğru mu yazdın? Belirleniş olmadığı için zaten Allahu Ekber, bir nihayeti yok, şeyi yok, belirlenemiyor. Kapatması, yani daha şey, olabilir çünkü ortada kalmıştı zaten bu. Olabilir mi şimdi bakacağız. Tamam. Beraber zihinlenmiş. Beraber yapmanın güzelliği işte. Neredeydi onu diyen? Sen mi demiştin? Ha? Bak. Bunlar kesin bu. Yani vesvese şeytana çalışır. Şeytan cehenneme çalışır. Cehennemde Adem alemlerine çalışır. İlhamlar melek cennete, cennet vücuda çalışır. Peki bunu nasıl çıkartacaksın? Alemimizde. Öteki alemden bulduk bunu.
bu şeyleri. Şimdi bu insan alemi. Bu bizim dünyamızdaki dışındaki bir alem. Yani şeceri firkatte. Şimdi bu alem bizim dışımızda. Bunun bizdeki karşılığı içi. Yani bütünleştire. Adem'den yani bir kuvve olan, fıtratımızda var olan dünya varlıkları, haletleri, bilgileri, duyguları, latifeleri, hisleri yok mu bir kuvvede? Çekirdek ağaç olmadı. Onları vücuda çıkaran bilgidir. Bilgilerimiz olmayanı çıkarıyor. Çıkan bilgiler olmayanı da çekiyor. Bilgi bilgiyi çeker. Fiziğe ters çalışır burada. Fizik artı eksiği çeker. Artı artı iter. Dinde ise artı artı çeker, eksi eksiği çeker. Birbirini çeker. Nasıl mesela? Mesela harama baktın değil mi? Ya bir video, bir tane baktın mı video internete? Tahir şansın yok. O akşam 3-5 tane tahir yoruna kadar bakmadan kalkamazsın. Bakmadın. Mesela plaja gireyim mi girmeyeyim? Eksi eksiği anlatayım. Girmemeye yeter. Girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Günah günah getirir. Çünkü günah demek enerjidir. Bir haram yaptın mı o içeriye şeytan girdi. Çünkü her bir günah şeytandır. Şeytanın enerjisidir. O girdi mi şansın yok. Onun da çaresi tövbedir. Tövbe nedir? Onu yapmamak, yapmamak, itikadında olmak, sonra lisanen ifade etmek. İlk önce yapmamak. Şimdi cehennemle cennet arasındaki berzah bizde, cennet cehennem bizim dışımızda, bizdeki karşılığın cehaletimiz. Cehalet dibe atar veya cehaletimiz de biz onu kullanarak cennete dönüştürürüz, ilme dönüştürürüz. Bilmiyoruz. Şeytanla melek arasında şüphe var. Çünkü şeytan şüphe ilka eder. Ondan sonra vesvese ile ilham arasında insanda şey var. Şeytanın vesvese bizim değil, onun elinde silah. Bizim ne yapar? Vehmimizi aktif ediyor. O zaman vesvese ile vahiy, vehim var. Peki vesveseyi ayete, hakikate nasıl dönüştüreceğiz? Vehim çalışınca araştırıyor, ayete muhatap oluyor, vahiye muhatap oluyor, hakikate dönüyor, ilim sahibi oluyor. Şimdi vesvese olmasa ilham da olmaz. Olmaz. Vesveseyi kaldır, ne olur ki? Ne ilham olur? Şeytanı kaldır, melek mi olur? Cehennemi kaldır, cennet mi olur? Şimdi peki bu alemde, yani Adem'le vücut alemde sistem çalışıyor. Onun hulasası insanda adem, şey, zandır. Hakla zan bağlantısını soruyor Cenab-ı Hak. Hak, zan. Hak mıdır yani zanı şey yapan? Ha, Allah'a karşı mı? Şimdi buraya geldin. Buraya geldin bak, vücuda çıkarttın. Bunlar seni hakka götürür bütün sevdiği. Mesela Allah'ın üstü zaten buraya gelecek kabul yani sıra. Mesela şu işte. Allah'a bunları götürdük. Biraz gidelim. Belki soruna tam cevap olmadıysa da biraz gideyim. Bu varlıktaki sistemdir. Seninle alakası yok. Sana monta edilmiş. Bir yere zan yapacaksın. Daha bir şey yok. Sistem. Sana lütfen sistem kabul et. Sistem. Onu da yazayım şuraya. Almanya'dan bir mesaj gelmişti abi. Zan kaderim midir diye. He ya. Sistem. Şimdi bizimle alakası yok bu. Bu bizimle alakası olanın bu önemli çok. Sağ ve sol. Sol tarafı suizan, sağ tarafı üstü zan. Bunu anlattıktan sonra bitiyor. Peki zanlar nedir insanda? Zanlar insanda ahlaktır. Çünkü ahlak bizimle alakası yok. Hulukların cemidir, huyların. Yani fıtratın aslıdır, fıtrattır. Ondan sonra nazar ve niyettir. Yani zanımızı bizde Allah suizan ve hüsnü zanı ara formatı nedir? Zandır, ahlaktır, nazardır, niyettir. Sen Hasan abi niyete çalışmıştın o zaman. Niyetin bu cebret mahiyeti neydi ki zana dahil olmuştu? Niyetin mahiyeti bak şurada yazıyor.
Hüsnü niyet, suyu niyet. Yani kıble oradan çıkmıştı. Ha diyelim, hüsnü niyet, suyu niyet olmadan önce, yani zan diyelim daha bir tarafa. Niyet de biliyor musun? Yani. Evamir-i tekviniye. Evamir de aynı arkası, evamir-i tekviniye. Yani, şimdi bir insan bir şeye yönelmesi, kıbleye, böyle durdun, namaz oldu, böyle olmadı, namaz olmadı. Yani bir şeye niyet olması için farkındalık olması lazım. Yani sen mesela niyet ettin namaza. Namaza niyet ettiğine göre, misal diyorum bilinen bir dünyada, namaza niyet ettin. Namazı biliyorsun. O zaman o senin o lokomotif gibidir diyor niyet. Niyet, elması kömüre, kömürü elmas yapıyor. Toprağı altın yapar. Tamam. Yani onun daha altı şu. Mücerret olarak düşün. Yani suyu niyet, hüsnü niyet olmadan önce zan gibi diyelim. Ha onu gibi. Hüsnü zan, suyu zan olmadan önce niyetin mahiyeti yani ne ki zanlara dahil olmuş. Şeydedir, vicdanın içerisindeki hissiyattadır. O da hani bunun gibi bir sistemdir yani. Sistem. Mesela zanın içerisini üstü zan diye bu niyetin de bir tarafı üstü niyet, bir tarafı suyu niyet. Onun da iki yönü var. Yapı sistemi yani bir kuvvedir, çekirdektir. Ama yeri de eğer onu kastediyorsan vicdandaki istedir. Niyet. Hatta kaderin zeminidir bu dört tanesi. Senin kaderin budur yani. Zanla koy tencere, tencere getir. Zanını koy. Ahlakını koy. Nazarını da koy. Niyetini de koy. Karıştır. Bu zeminde kaderindir ya. Yani. Mesela enayi nezeni abdibi demiyor mu? Ben kulumu zanına göreyim. Veya zanı üzereyim. Sana göre tecelli ediyorum. Meyillerden önce midir? Bu niyet sorun olabilir. İnsanda farklı bir meyiller. İlk önce niyettir. Niyetine göre meyil. Tabii meyil diyor. Veya mesela niye meyile bakalım. Evamir-i tekviniyede ne var? Belki de meyil daha öncedir. O bakayım. Evamir-i tekvin içinde ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Meyil daha arkada gözüküyor. Daha evet doğru. Çünkü evamir-i tekvin içinde insanın daha ruhtan önce bile şey var. Evamir-i tekviniye mesela diyor ki bu malum kanunların diyor ruh gibidir diyor. Ama bunlara bir vücudu harici verilse diyor, vücudu haricisi bizim gibi ziyaret bir zişur bir mahluk olurdu diyor. Peki bu kanunların aslı nedir yerçekimler? Evamir-i tekviniyedir diyor. Ruhun da aslı evamir-i tekviniyedir. Evamir-i tekviniye. Evamir-i tekviniye içinde ne var? Karpuz gibi yer varsa ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. O zaman evamir-i tekviniye bu meyil sonra ruh. Çünkü hakka meyillidir insan. Niyet demek ki artık şeydir. Dimağınla yönetilebilecek şey. Meyil daha arkada. Niyet daha dışarı. İhtiyaka göre o işte benim niyetler açıklanmıyor mu? Hepsine sanki bir hisse alarak evet, ona göre. Niyete göre. Evet, niyet onlara göre alır. Niyet daha doğru söyle. Dışarıya vuruş. Şöyle diyeyim o zaman şunu yapayım şuraya. Yazayım bak şu olur. Yapayım ki gözüksün. Hayal meyal denir ya geçiyor mu? Evet. Bak. Meyel başta oldu gibi. Hayal da yapmıştı. İhtiyaç. İştiyak. İştiyak. İncizat. Meyil. Cemi. Eva. Miri. Tekvi. Niye? Sonu nereden? He? Bu işin sonu fena. Fena bak şimdi. Sen bir şey kastettin o zaman. Bak o zaman niyet galiba bunun dışarısı mı artık? İçine de benziyor sana. Meyilden önce de benziyor. Sonra da benziyor. Çünkü niyetin meydini de etkiliyor. Tabii o niyet dersin. Meyine göre niyet de oluyor. Sanki ikisine de.
Neyse ben şeyin bu niyeti ben ekledim yani buraya. Olabilir mi diye. Ama bu böyle. Bunu söyledim. Küllatım bu. Ama Allahu alem herhalde niyet şu şeyde. Çünkü 40 senelik ömrümde 30 senelik tahsilimde 4 kelam 4 kelime şeye 4 kelam mı diyor? Kelamlı kelime öğrendim. 4 kelime 4 kelam. Ha. Bir niyet. Nazar mana ismi mana harfi. Bunu öğrenmiş. Yani bu Allahu alem niyet bunun dışıdır. Çünkü niyetinizi düzeltin, meylinizi yönlendiren budur. Meylinizi kıblesine koyan budur. Niyete göre bunlar lokomotif bu. Bunları çekiyor. Niyet ruhu da sanki nazar dimağa bakıyor gibi abi. Dimağa bakıyor yani. Biraz dimağa bakıyor niyet. Niyet yani, göre sanki tasarruf ediyorsun gibi aslında. Evet, arkayı. Lokomotifleri çekiyorsun. Evet. Şimdi bu sistem dizan, bu sistem içinde ahlak var, nazar var, niyet var. Bunu dördünü toplarsa, karıştırsa kader oluyor. Sen kader bak nasıl oluşturacaksın bak. Zanı Kur'an hükmederse, bir hakikate şey olursa hüsnü zan yönü açılır. Ama bir şey ne kadar nimetse o kadar da nikmettir. Yani bir çağın iki yönü gibi. Eğer şeytan hükmederse veya hiçbir şey yapmazsan suizana dönüşür. Çünkü kontrol edemediğin, kullanamadığın, hakim olamadığın her şey sana hakimdir. Sırtlan gibidir suizan. Kontrol edemediğimiz her güç bizi perişan eder. Mesela akıl bir nimettir ama beladır. Evet. Tamam. Şimdi hüsnü zandan başlayalım. Ondan sonra bunu bitirdikten sonra ona geçeceğiz. Hüsnü zanın, bu zanın ifratı değildir. Zanın ifratı hüsnü zan, zanın tefriti suizan değildir. Bu değil. Nedir o? Bu ifrat, tefrit onların içerisidir. Tamam mı? Şimdi hüsnü, yani sistemi nereye kullanacaksın? Hüsnü zan falan değil. Sistemi kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Kullanırsan, dinin dediği gibi kullanırsan hüsnü zan olur. Dinin dediği gibi kullanmazsan veya hiç kullanmazsan suizana dönüşür. Fıtri olarak yapısı. Cibili olarak nefsini sever. Baştan. Cibili olarak nefsini sever. Hiç. Eğer eğitmezsen kendini sever. Eğer Allah'a taptırmasa kendine tapar. Eğer örtülmüyorsa bir kadın nefsini örtüyor demektir. Nefsin isteklerini yapıyor. Ya Allah'ın ya onun. Oruç tutmuyorsa kendi nefsine tapıyor yani. Ya Allah'a tapar, orta bir şey yok. Ya nefsine tapar. Nefsini ilah edineni görmedin mi? Yani menittehaza ilahe vebai nefsini ilah edinmiş. Yahu. Yani sistem böyle çalışıyor. Bu sistemin adıdır doğuştan. Bu yönlendirilirse hüsnü zan olur. Hüsnü zanın içerisinde bu fazla olmasın diye hüsnü ahlak, ahlak haliye bunun içindedir. Burada olur. Çünkü ahlak üç tanedir. Ahlak haliye ahlak, suyu ahlak. Bak bir daha. Ahlak haliye, yani ahlak haliye, hüsnü ahlak vesaire hepsi burada. Ahlak haliye, ahlak, suyu ahlak. Mesela şeyde de usta diyor ki, güzel deme mesleğine. Güzelin altı çirkindir. Ama benim mesleğim en güzeldir deyince, onun altı güzeldir. Onun altı da çirkindir. Tamam. Ona makam vermek için. Tamam. Hüsnü zanın içerisini oluşturan hüsnü ahlaktır. Ahlak haliyesi sahip olanlar hüsnü zanneder. Ondan sonra manayı harfiyle bakanlar hüsnü zanneder. Hüsnü niyetle bakanlar hüsnü zanneder. Peki eğer insan karşıya suyu ahlak ile ahlak iseğiyle bakarsa o kişiye o şeye suyu zanneder. Mana ismiyle bakarsa suizan eder. Suyu niyetle bakarsa şey yapar, suizan eder. Yani. Niyet gene aşağıda, meyil yukarıda. Çok farklı, tamam şimdi anlaşıldı. Bak burada, niyet daha aşağıda. Peki, suizanın mertebesi yok mu? Var. En kötüsü nedir? En kötüsü şudur. Kabul Adem'dir. Allah'ın inkarını ispata gitmek.
Vasatı ise gene onun, suizanın, nefsine putlaştırmaktır. Putlaştırmamak. Nefsini bu şey yapıyor. Kendine tapıyor suizan. Vasat nasıl oluyor işte abi? Olsun. Dur bir dakika. Suizan... Ya putlaştırmayı da madığı zaman nefse emmareyi vasata getiriyor. Tabii bu şey karıştırma, ben şüphelendim. Tevhidi ise Adem'i kabuldur. Adem'i kabul şu. Ya ben din, öyle bir şeyim yok, hobim mobim yok. Dinmiş, Allah'mış, ahiretmiş, benim böyle bir hobim yok diyor adam. Zannet çalışmıyor sanki, durmuş. Bitmiş yani. Böyle bir pro yani. Rüştü abinin tabiriyle fok balığı. Fok. Mezgit buna çok güzel benziyor. Burada değil mi? Buraya yem atıyorsun yemez. İlle buraya atacağız. Böyle. Yani ben böyle dinmiş, Allah'mış, inkarmış, imanmış böyle bir şey yok. Suizanın dili. Ondan sonra suizanı öyle suizan ki nefsini, nefsine şey yapıyor. Nefsinin vasatı nefs emmari. Şimdi bunu da okursak orası daha iyi anlaşılır. Nefse maride biraz çatışma oldu. Daha oturmadı Siman. Bak, üst uzanın bir tefriti var, bir ifrat, vasatı var, bir ifratı var. İfratını beraber yapmıştık. Sebeplere tesir hakiki verip ilahlaştırmak. Bunu şeytan yapar. Üst uzanın içerisi. Şehir abine üst uzanın var. Onu döndüremeyeceğini bildiği için şeytan o üst uzanını ifrat moduna taşır, onu kaynak yapar onu. Hakikatin kaynağı yapar. Mazhar bir ayna göstermez, güneşin aynası demez, onu putlaştırır. Bu üst uzanın ifratıdır. Usta çok bağırır şeyhlere. Vasatı ise muvazene ve muhakemeyi bırakmamak, bu şeriat dairesinde olur. Muhakemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin teraz ölçüleriyle amal ve hatırlatını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Bu zaten lemanlarda, bu cümle lemanların şeyinde. Tevhidi ise kendini ölçü yapmak. Vehim bu. Üstü zanın kendisini üstü zannetiyor. Firavunluk gibi. Firavun şey gibi. Kendisini ölçü yapıyor. Bana göre diyor. Pergeli koyuyor. Kendi egosuna zevk ve lezzetlerini esas alıyor. Tamam mı? Bu üstü zan. Suizanın en berbatı ifratıdır. Ortası kendi nefsine doğru olan nefse emaresine nazar muhabbetiyle bakıyor galiba. Öyle yazılması. Nefse emaresine suizan etmek vasattır. Suizan değil. Bu ha işte doğru. Nefse emaresine doğru doğru abi. Doğru değil mi? Doğru. Nefsi ha vasatı, vasatı seviyor ya. Doğru. Vasatı dengeliyor. Suizan edeceğin noktalar ne var? O zaman onu nereye koyacak? O vasatta da olmuyor mu? Ha, şu suizan vasat edecek. İşte ha, bu. Yani vasat o. Mesela diyelim ki kafiri suizan edeceksin. Hı-hı. Herhalde onun için yazdım bunu. Evet, yani, kafiri suizan edeceksin. Hanama suizan edeceksin. Bidatlara suizan edeceksin. Nefs-i emarenin sistemi. Öyle diyelim değil mi? Hı-hı. Sistemine. Yani sistemi. Yani suizan kötü de değil. Kafire suizan etmeyecek misin? O da vasatı nefsi emma nefisle bakmak mı diyelim? Yok. Nefsi emmara şöyle etmek. Evet. Yani şu. Şöyle koyalım bak. Suizanın ifrat tefriti anladık. Vasatı şu. Suizan onu kastediyorum da nasıl cümle kuracağım bilmiyorum. Ya içkiye, kumara, zinaya suizan ediyor. Yani bu adam meyhaneye çalıştırıyor, tamam mı? Bu adama suizan etmiyor. Suizan etmiyor. Kendisi zaten. Yani harama, yanlışa, bidatlara suizan ediyoruz. Suizan değil yani kesin. O zaman vasatı ne demek lazım? Yani doğru yani. Yani nefs emmari değil de Allah'ın helal ve haramına haramına suizan etmek. Haramına öyle yazalım. Allah haram ettiği şeye yani bedihi haramlara bedihi haramları bilmek. Bak. Oradaki vasat doğru abi. Yani şöyle bir şey. Nefs emmer abi. Öyle mi? Haramın kaynağı ne? Nefs emmer. Nefs emmer. Nefs emmer hastalıysa onu tedavi etmeye çalışacak. Nefs emmer. Ha bilmek diyelim. Ne altın? Nefs emmer. Bilmek mi diyelim onu? Nefs emmer'e suizan etmek. Nefs emmer'e suizan etmek. Ha oldu. O zaman olur.
Nefs-i emmarelere suizane. Nefs-i emmare emmareye suizan etmek. Bunu çok zorlandık ya. Demek ki her derste bir şey oluyor. Yorgunluk herhalde ders bitiyor ya. Çünkü bir iki saat, bir saat geçti yani değil mi? Bayağı da. Demek ki o yorgunlukta ne, önce ne kastettim. Demek ki bu nefs-i emmarelere suizan etmek. Doğru yani, vasatı bu. Suizan da nimettir. O zaman nimet diyelim şuna. Vasatı nimettir yani. Harama suizan edeceksin de nimettir. Nimettir. Haramlara karşı suyu, yani izah yapmasam gene takılacağız başka bir yerde. Suizan etmek lazım olduğu için vasata konmuştur. Biraz izahat oldu ama yani çünkü sonra takılmıyor başka. Hasan abi Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in zannı aynı hakikat gibi diyordu ya. Peki o Allah-u Ekber'in oraya Sıbgatullah yazsak olur mu? O hüsnü ayakına. Oo, vay be. Şuraya mı? Şuraya mı? Yani o Allah-u Ekber'in oraya yazsak. Şuraya. He, Sıbgatullah. Allah'ın boyası. Çünkü Allah Resulü iman etti ya. İmanı ile gayb ya iman. İman gaybadır. Miraç'a gittiği zaman şaşırmadı. Gözü şaşırmadı. Kalbi yalanlamadı. Bir baktı gayet normal. Çünkü zannı ile hakikat aynıydı. Tamam de Resulullah şu an zannı anlatmıyorsun ki zannı anlatıyorsun. Bak evet. O da öyle diyor. Allah'a ekber dedik zaten işte. Allah'a ekber. Sıbgatullah. Öyle mi? Ha şuraya diyelim diyorsun. He? Hani Sıbgatullah. Esma bütünlüğü. Esma bütünlüğü mü? Esmaların bir kuvve bütünlüğü. Olur mu? Tamam. Oldu mu Ece Harun? Tamam mı? Yok seni düşündün abiler. Ben böyle düşünmüştüm. Ha, ve abiler baklavanı yesin, abiler şey yapsın. Seni düşündüm. Esmaların bir kuvve bütünlüğü. Tamam. Yani sistem doğru uyuyor sistem. Sıbgatullah Allah'ın boyası. Tamam. Çok antika ya. Yani şu çok antika oldu ya bu şey. Ha şunu da anlatalım da geçelim de. Tamam. Ben bunu görmedim biliyor musun? Unuttum. Hiç de söylemiyorum. İsterse kalsın. Evet abi. Daha ne abi? Şimdi. Yok abi şimdi. Bunu, bunun komplesidir. Bunların değil. Zan, aylak, nazar, niyetin dördü. Dördünün şeyi vehim, şüphe, cehalet, bilgidir. Dışa çıkışı. Bunu insanı donukluktan, hareketsizlikten kurtarmak içindir. Yoksa donar. Her şey olduğu yerde dururdu. Buna ara boşlukla geçiş olsun diye. Bunlar da bu dünyada hakikatların suretleridir. Kendileri değildir. Tamam. Ne kadar mertebede olursan o surettir. Hakikati, dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Peki bunları şu sistemi doğru kullandık. İfrat-ı vasatta ya bu. Vasat diyeyim. Eğer bu vehmimiz, şüphemizi, cehaletimiz, bilgimizi şu sistemin dışa vuruşudur. Çünkü senin bilgin ahlakınla alakalı. Senin bilgin nazarınla alakalı. Senin bilgin niyetinle alakalı. Senin bilgin zanla alakalı. Senin cehaletin niyetle, nazarla, ahlakla, zanla alakalı. Senin şüphen niyetine, nazarına, ahlakına, zanına göre alakalı. Senin vehim, niyet, nazar, ahlak, zanına göre alakalı. Bunu dibe içeriye vurursak o bilgilerimizi, bilgi de var içinde, bu dördü bir araya gelir. Edille-i şeriye onu şekillendirirse sende ilim olur. Ve işin içinden çıkarsın.
Hasan büyük bir şemada şu suretlerin yanına kişinin Rabbi yazmış. Kişi, çok antika suretleri. O zaman şöyle yazabiliriz kardeş. Şu. Şu. Hani uyuyor kişilerin kendi Rabbi. Rabbul alemin değil. Rableri. Kendi Rableri. Allah değil, Rab. Bunlar Rablenir. Mesela bu derste oldu ya mesela külli nazar, benim Rabbim, Nebimin Rabbi, mevcudatın Rabbi, Rabbul Alemin. Farklı. Tamam, peki. Başka şey eklenecek yok değil mi? Bunu da yaptık, onu da im yaptık. Bugündeki tarihi de atayım. Bugün kaç? 3 Ekim. Bunları yaptık. Dünyevi günlerde nasıl olacak Hasan abi? Adam matematik, fizik, kimyadır. O da zar zor işliyor sistem. Şimdi mesela şimdi bilim dünyası nereye saptı biliyor musun? Bilim dünyası Allah'a suizan etmek adına bilimi yanlış yerde kullanıyor. Çünkü her bilim adamının ilmi bilimsel değildir. Zanlarıyla söylüyor. Cehalet. Bir daha söyleyeyim. Her bilim adamının söylediği bilimsel değildir. Mesela Hindu bilim adamları, dindar olanlar her şeyi 8'e taşımaya çalışırlar. Proton etrafında 8 halka. Çünkü onlarda Shakyamuni Buda terakkide 8 mertebe vardır. 8 yöntem var, 8 yöntem. O her şeyi 8'e şey yaparlar. Bizim dinimizde işte 7 şey var. Tamam mı? 7 şeyden sıyrılmak, 7 kıraat, cehennemden gibi. Yani bilimsel insanlar çok azdır hüsnü zanda, bilimde kalmak. Yani son asırda yani dine hücum edeceğiz diye mesela suizanda yapıyor. O zaman çok acayip bir sistemin kendi alemini de bozuyor. Yani Allah'a karşı suizan olunca onun eserinden nasıl güzel bir şey çıkacak? Allah'a düşmanlık üzerine kurmuş düşüncesini, araştırmasını. Mesela Cehennem hadisesi var ya Siçe'de, Allah'ı inkar etmek için şey yapmışlardı ilk. Yani bu varlıkların arkasında Cehennem hadisesi var ya metafizik. Yok enerji elde etmek falan, onlar hikaye, onlar vitrinde bize gösterdikleri. Şimdi acaba dinlerin söylediği insanların mutluluğuna vesile olacak. Yeni bir şey çıktı şimdi. Çok korkunç bir adam çıktı şu anda. Bana gönderdiler dün akşam. Onu da anlatayım. Yani bu varlığın, adam diyor ki, Cavrahu, bilmem ne, Amerika'da şimdi kitabı yaptı, daha yeni bir haftalık, bana Amerika'dan gönderdi. Diyor ki, ana fikir kitapta, bu varlık diyor surettir, surettir çünkü şayıyor, bu varlığın arkasında daha ciddi bir hayat vardır diyor. Çünkü kuantum fiziği böyle gösteriyor diyor. Kuantum fiziği, maddenin, suretin bittiği yerde, atomun bittiği yerde atom altı, varlığın bittiği yerde enerjiyi gösteriyor. O zaman diyor maddeyi ve varlığın aslı buysa dedi, ölümle bu bitmiyor. Daha güzel bir hayat olması lazım diyor. Adam kendisi ateistti. Yani korkunç bir fizikçi yani. Onun tercüme etti bana birkaç yerlerini. Amerika'dan gönderdi. Abi mutlaka dinledi. WhatsApp'ta bir şey not düştü. Sonra mailime baktım. Aynı böyle diyor. Çünkü niye? Kuantum fiziğiyle şeyi bitirdi. İnkarcılığı bitirdi. Komünistliği bitirdi. Niye? Her şey budur. Bundan başka bir şey yoktur. Biz de mektepte okurken atom bölünebilir. Maddenin en küçük parçasıydı. Şimdi öyle değil. Atom atomluktan çıkıyor. Varlık varlıktan çıkıyor. Madde maddelikten çıkıyor. Her şey alt üst oluyor. Atom altına geçiyorsun. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani bu şöyle demişlerdi. Acaba bu varlıktan sonra başka bir varlık, başka bir alemin alameti, ipucu, bir koridoru olur mu? Bir patika yol olur mu? Bir baktılar ki ana cadde çıktı. Tem yolu çıktı. Ya atom altı, atom üstünden de harika çıktı. Eğer orada bitseydi, cende oydu gayet. Bak ey şey insanlar, aha bak dibine kadar indik. Maddi maddelikten çıkarttık, çarpıştırdık, enerji bitti. Aynı bir hale dönmesini bekliyor. Bir baktılar ki daha korkunç, mecbur oldular.
o kaos içinde, o karmaşık içinde bu kadar harika bir sistem nasıl var? O zaman Higgs dediler bir şey. Bunun içinde bir tanesi tanrıdır. Higgs atom. Yani kısacası madde bittiği yerde maddenin hakikati başlıyor. Şimdi bu, kuantum fiziği bu. Böylelikle madde de bitmiyor, surette bitmiyor. Suret ve hakikat. Evet, hakikate geçiyor. Ve sonsuz bir hayat var diyor. O hayattan şimdilik haberimiz yok diyor. Ama diyor, sanki benim dersi dinlemiş yani Risale'deki fıtratı şartı. Ama diyor, bizim diyor yaratılmış iç doğmamız, iç doğmalardı yani meyillerimiz kastediyor. İç doğmalarımız onu diyor istiyor diyor. Beka bu. Beka istiyor. Beka arzusu. Baki'nin en güzel delili ya. Bizden tarif ediyor biraz bir derece. Acayip adam. Hem de en de fizikçi. CERN'deki en büyük Amerikan fizikçisi. Kitap yazmış. Ha. Artık demiştim zaten en fazla 7 sene dayanacaklar. Oradaki şey çıkacak, süzülecek artık. Cenevre'deki büyük şey mi? O işte ha. 25 kilometre çapındaki şey. Çapındaki bir dairede. Ha. Gaye bu madde her şeydir. Her şey burada bitiyor. Var olup yok olma bu. Bizdeki haletler maddenin iletişimi ve şey evirip devirip çevirmesinden ortaya çıkan şey zannedilmiş. Mesela beka arzusu fanilerin evirip devirmesine nasıl olacak? Adam böyle şey yapmış. Yani böyle bilim adamları şey yapmış ama karşısına korkunç bir şey çıktı. Şamar gibi vurdu hakikat. Mesela üstte diyor ya ister istemez Allah diyecek. Allah diyecek. O zaman bunu kastediyor. Tabi adam ben Müslümanım demiyor ki. Ama diyor işten doğmalar diyor. Tamam. Doğuşlarımız diyor da şahittir böyle bir yerin olduğuna. Bakın kendisi söylüyor. Abi imtihansız. Ve en büyük ateist diyorlar ya. En büyük ateist. En doğmalarını söylüyor diyor bunu. Efendim abi? İmtihan sırrı o zaman şey olmaz mı abi ya? Şimdi gide gide Risale-i Nur'un dersleriyle Allah-u Alem Şecere-i Hilkat bu tür dersleri yapa yapa ve bizden sonra eklene bunlarla mahiyet insaniyenin fenlerde de hassasiyet kesbedecek elektronik, kuantum fiziğiyle şey diyor, ustad diyor ki Meyve Risalesi'nde şu anlarda hassasiyet ilminin tezadüğüyle fani dünyanın bütün hakikati gözükmesiyle ölümün şeyiyle diyor bu hayattan başka bir hayatın insan vicdanen artık zaruri olarak görecek. İlmin tezadüğüyle cinleri görecek diyor mesela. İlmi sözde ilmi tezadüğüyle hassasiyet ilminin terakkisiyle ilim öyle şeye gelecek ki atom parçaladılar, atomdan çıktılar, kuantum geldi mi? Eğer kuantum enerji parçalarında parçalasalar, kesinlikle söylüyorum, cin ve meleği görecekler. Çünkü enerjinin arkası cindir. Melektir yani. Kötü bir gübreninse cinler şeydir, cinlerin erva habisedir. İyi şeylerin, çiçeklerin atomları, meyvelerin atomların gübre değil, o da melektir. Yani enerjinin arkası melektir. Mekkeli şeyler var. Ha işte, onu görecek. Hassasiyet ilminin tezavüdüğüyle diyor. Vâhır devâhum. En elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ma selavat. Allah'a selam.